Tamam, gittiler. Bir saat kimse gelmez. Sürelim. Hadi Zeliha, azıcık dışarı. Dayınlarla dur biraz. Seyhan. Çık. Hah, Seyhan. Dikkat edin, kimseyi salmayın Emi canım. Ne oluyor anne? İlaç süreceğiz. Bana sarımsak falan sürmüyorsunuz değil mi? Hayır, doğal bir merhem sürüyoruz. Siz yoğun bakımdayken de sürmüştük. Yanıklarınızı çok hızla geçiriyor. Ama sen gene de bu konudan pek doktorlara bahsetme Emi Seymen'cim. Neden? Nalan hemşirenin işsiz kalmasını istemeyiz de ondan. Bahar, gel. Bu kolu dün böyle miydi Bahar? Bir günde bile ne kadar fark etti görmüyor musun? Of, sessiz olun. Hadi gel kantinden çikolata alalım hadi. Seymen bana kalırsa intihara teşebbüs etti çocuklar. Şimdi de utanmaya başladı. Ya daha neler? Abim öyle şey yapmaz. Dengeli adamdır. Yani sözün meclisten dışarı. Herkesin başına gelebilir bu Seyhan. Bir anlık bir karar bu sonuçta. Ben de bunu sormak istiyorum zaten. Ne dersiniz? Hep bir aradayken soralım mı? Polis de soruşturup duruyor. Sabotaj mı, kendisi mi girdi o mayınlara diye. Hadi. Biraz baş başa bırakalım. Uyuyor musun hayatım? Hayır. Konuşmak ister misin? Ağrım var. Şimdi ilaçların etki eder. Dişini sık biraz. Seymen, sana bir şey soracağım ama bana doğruyu söyle. Arabanı mayınların arasına sen mi sürdün? Yoksa birisi sabotaj mı yaptı? Bence bütün hayatımız büyük bir sabotaj. Seymen saçmalamayı bırak. O gün ne oldu hayatım anlat bana. İki gün senden hiç haber alamadık. Telefonun bile kapalıydı. Sonra Mardin'de olduğun haberi geldi. Bir gece kervansarayda Ali Bey'le olduğunu öğrendik. Ertesi sabah yok oldun. Günlerce arama yapıldı. Mayınların arasında arabanın enkazı bulundu. Sonra bir köyde üstelik sınırın öbür tarafında ağır yaralı olduğun ortaya çıktı. Oraya nasıl girdin? Yoksa önce patlama mı oldu? Yoksa arabada başkası mı vardı? Sen başka türlü bir kaza mı geçirdin? Ne oldu Seymen? Hatırlamıyorum. Uyumak istiyorum. Tamam canım sen dinle. Atlattık. Yiyeceğim ben ya. Nasıl yaptım ben bunu? Ne yaptım ben kendime? Ne yaptım?
Allah kahretsin. Keşke geberseydim. Şu halime bak. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Ne hale geldim ben ha? Allah kahretsin. Keşke geberseydim. Abi. Allah kahretsin. Abi ne oldu? Oğlum. Aman Allah'ım. Tamam, bir şey yok. Kabus gördüm. Hadi çocuklar, oğlan dinlensin. Dilara, hadi kızım. Siz çıkın yola. Bak akşam oluyor. Karanlığa kalmayın, hadi. Seyhan, hadi çocukları bindir. Tamam. Sermet sizi bırakıp dönsün. Ben birkaç gün sonra tekrar geleceğim. Hadi işin zor kısmını atlattın. Bundan sonra gün be gün rahatlarsın. Sağ ol abi. Size de büyük sıkıntılar verdik. Sen iyileş de hepsini bize unuttur, tamam mı Seymen'cim? Aslında Bahar'ı da İstanbul'a götürseniz iyi olurdu. Neden? Seymen. Uzun süre burada kalmam gerek. Herkesin birden yorulmasına gerek yok. Neden böyle davranıyorsun Seymen? Bahar'ı ne kadar üzdüğünün farkında değil misin? Ben ne yaptım ki? Sadece rahatsız olmasın diye söyledim. Hem annem zaten burada. Sıktın artık sen. Gene ne oldu? Beni hatırlamıyor. Yani hatırlıyor da hatırlamıyor. Anlıyorum. Hafızasını tazelemek için ona bebeği bir daha söyle. Geçen sefer seni duymadı herhalde. Beni tekrar sevsin diye bebeği mi kullanayım? Hayır, olmaz. Rüş falan sürsene. Faydası olabilir. Benimkini vereyim mi? Pardon, o bana ait. Aman bu Doktor Metin ya. Olmaz abi.